Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere pandispanya yapmadan, kalıp kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, hazırlara taş çıkartan harika bir yaş pasta tarifim var. Bu yaş pasta evdeki malzemelerle pratik bir şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir profesyonellik gerektirmiyor. Hemen buyurun yapmaya başlayalım. 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yarım su bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum yumurtaların üzerine. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerin lütfen bu kıvamı almasına özen gösterin. Ardından içerisine yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvıları karışıma yediriyorum. Çok basit bir kek hazırlıyoruz. 10 dakikada pişen çok basit bir kek hazırlıyoruz. 200 ml bardak ölçüsüyle 1 su bardağı una ihtiyacımız var. 2 tepeleme yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Birer paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyoruz. Bu pastada pandispanyam kabardı, kabarmadı gibi herhangi bir derdiniz yok. Hazırlamış olduğumuz kek pandispanyalar taş çıkartacak harika bir şekilde oluyor. Hiç topa kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. 10 dakikada pişen basit bir kek hazırlıyoruz. Ve hazır pandispanyalardan, evde yapmış olduğunuz pandispanyalardan çok çok daha güzel oluyor. Daha öncesinde keşke pandispanyayla hiç uğraşmasaydım diyeceksiniz mutlaka. Bu pastayı yaptıktan sonra tepsiyi bir miktar suyla ıslatıyorum. Yağlı kağıdı seriyorum ve hazırlamış olduğum kek harcını içerisine döküyorum. Spatula yardımıyla kek harcımızı seriyoruz. Daha öncesinde dikdörtgen olarak hazırlamıştım bu pastayı. Yapan, deneyen herkes çok çok memnun. Bu defa yuvarlak olarak hazırladım. Farklı şekilde yapmak isterseniz yuvarlak deneyebilirsiniz. Dilerseniz diğer tarifimi de izleyebilirsiniz. Mantık aynı ama. Hazırlamış olduğumuz kek harcını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sadece 10 dakika pişiriyoruz. Ve bu kekten 2 defa yapıyoruz. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Mutlaka açıklamalar bölümüne bakmayı ihmal etmeyin. Dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Pamuk gibi harika bir dokusu oluyor. Dediğim gibi kesinlikle pandispanya yapmanıza gerek yok. 10 dakikada pişen çok çok basit bir kek hazırlıyoruz. Pandispanyadan çok daha kolay ve çok daha yumuşak bir kek oluyor. Pandispanyanın riski çok fazla oluyor. Malzemesi içerisine yaklaşık bu tarz bir pasta için yaklaşık 10 tane yumurta gerekiyor. Dokusu kıvamı bu şekilde. Ben yuvarlak bir kap kullandım. Çırpma kabını kullandım. Dilerseniz tencere kapağıyla da çıkartabilirsiniz. Ya da bir kağıtla kesip de hazırlayabilirsiniz. Bu tepsiden 2 tane kek çıkartacağız. Yani 2 tane pandispanya çıkartacağız diyeyim. Pandispanya eşit bölemiyorum çoğu zaman ben. Bu şekilde hazırladığımda çok çok daha kolay oluyor. Dediğim gibi hazır pandispanyalar ya da evde yaptığınız pandispanyalar taş çıkartacak lezzetli oluyor bu kek. Sünger gibi, pamuk gibi oluyor. İkinci kekimi çıkartıyorum. Videoyu mutlaka detaylı bir şekilde izlemeye özen gösterin. Buraya kadar da izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Bu da elde etmiş olduğum ikinci pandispanyam. Bundan 4 tane de küçük pandispanya elde ediyorum. Onları derin dondurucuya kaldırıyorum. Dilerseniz kare de yapabilirsiniz. Kare yaparsanız kesinlikle hiç kek artmıyor. Videolarımın arasında kare büyük bir şekilde hazırlamış olduğum pasta da var. İsterseniz onu da yapabilirsiniz. Bu mini pandispanyaları ben dolaba atıyorum. Dilediğim zaman çıkartıp porsiyonluk mini pastalar hazırlıyorum. Bu da pişirmiş olduğum ikinci tepsi. Dediğim gibi 2 tane kek harcı hazırlıyoruz. Dokusunu, kıvamını görüyorsunuz. Muhteşem kekler oluyor. Evde basit bir şekilde kalıp kullanmadan, pandispanya yapmadan, herhangi bir riske girmeden kendiniz pastanızı hazırlayabilirsiniz. Bunlar da mini pandispanyalar. Dilerseniz katlı bir pasta yapmak istiyorsunuz, doğrudan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunları dolaba kaldırıyorum, daha sonra kullanıyorum. Kalan kırıntıları da robottan çekiyorum. Şimdi krem şantisine çırpmaya geçelim. 2 paket sade krem şantiye ihtiyacımız var. İçerisine 2 su bardağı soğuk süt döküyorum. Mutlaka sütünüzün soğuk olması gerekiyor. Eğer ki sütünüz soğuk olmazsa krem şantiniz sertleşmez ve kabarmaz. Kabardıktan sonra içerisine bir tepeleme yemek kaşığı labne bırakıyorum. İsterseniz bu aşamada Nutella tarzı kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz. Çok çok yakışıyor labne ile ikisi. Evde olmadığı için ben sadece labne kullandım.
Ya da evde kendiniz farklı bir krema da hazırlayabilirsiniz. Daha öncesinde baton olarak hazırladım bu pastayı. Kare olarak hazırladım. 15-20 kişilik hazırladım. Diğer videolarıma da göz atıp bakabilirsiniz. Bu pasta da 15 kişilik bir pasta oluyor. Piyasada yaklaşık 600-650 lira arasında satılıyormuş bu tarz pastalar. Ben genellikle evde yapıyorum. İlk tabanımı aldım. Hazırlamış olduğum krem şantiyi sıkma torbasının içerisine aldım. Bu şekilde iç üzerine sıkıyorum. Sıkma torbanız yoksa sert bir bakliyat poşetiyle ya da buzdolabı poşetiyle de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ucunu baş parmağı kalınlığında kesersiniz. İşinizi kolaylaştırırsınız. İlk katına halka halka kesmiş olduğum muzları bırakıyorum. İkinci katında üzerine bırakıyorum. Yine aynı şekilde krem şantiyi üzerine sıkıyorum. Dediğim gibi kendiniz pastacı kreması da hazırlayabilirsiniz. Tariflerimin arasında harika bir pastacı kremam da var. Ona da göz atabilirsiniz. Bu şekilde bana kolaylık oldu. O yüzden ben krem şantiyi ile hazırladım. Bu katına da bolca fıstıklı, Antep fıstıklı dreje bırakıyorum. Toplamda maliyeti bu pastanın 80-90 lira oldu. İçerisine bıraktığım fıstıklı dreje muzla dahil 80-90 lira oldu. Hem de lezzeti çok çok güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Üçüncü katı da üzerine bırakıyorum. Dediğim gibi sıkma torbanız yoksa bakliyat poşeti de kullanabilirsiniz. Bu katı da karışık hazırlıyorum. Bir miktar muz, bir miktar da arttırmış olduğum Antep fıstıklı drejeyi üzerine bırakıyorum. Evde kalan sütlü çikolataları da üzerine doğradım. İçini çeşitlendirmek tamamen size kalmış. Kivi kullanabilirsiniz, çilekli yapabilirsiniz. Baton olan Antep fıstıklı çikolataları doğrayabilirsiniz. Dördüncü katı da hazırladım. Kekimiz hazır, pastamız hazır. Üzerine streç film çekiyorum. Bu şekilde bir gece dolapta bekletiyorum. Dolapta bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Ertesi günü için üzerine sıvama yapacağımız krem şantiye hazırlıyoruz. Bir paket krem şantiye ihtiyacımız var. Yarım su bardağından biraz daha fazla süte ihtiyacımız var. Tamamen sertleşene kadar krem şantimizi çırpıyoruz. Pastanız bir gece bekletirseniz sıvama işlemi çok çok daha kolay olur. Sıvama işlemini ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim sizlere. Bu kısımları biraz hızlandırdım, vaktinizi almamak adına. Umarım videom sizler için faydalı olur. Üzerine rastgele sıkıyorum. Kenarlarını da alttan yukarı doğru sıkıyorum krem şantiyi. Pastacı kreması hazırlarsınız arasında mutlaka dışına krem şanti yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde pastamızı sıvamaya hazırlıyoruz. Bu hale getirdikten sonra sıvama işlemi çok çok kolay oluyor. Evde hamur parçalayıcıyla da yapabilirsiniz ya da geniş ağızlı bir bıçakla da yapabilirsiniz. Herhangi profesyonel malzemeye ihtiyaç yok kesinlikle. Basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz bu pastayı. Kenarlarını patates doğrayıcıyla, tırtıklı patates doğrayıcıyla da şekillendirebilirsiniz isterseniz. Bir önceki pastada o şekilde hazırlamıştım ben. Bu şekilde pastamızı krem şanti ile birlikte sıvıyoruz. Dolaba kaldırıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz ganajı dökeceğiz. Pastamız dinlenirken biz de üzerine çikolatasını hazırlayalım. 1,5 paketten daha az çikolata kullanıyorum. Bir miktar bitter kullanıyorum. Bir pakette sütlü çikolata kullanıyorum. Doğrudan sütlü çikolatayla yapmayın. Açık kalıyor üzerinde. Birazcık da bitter kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ bırakıyorum üzerine. Kaynamış olan suyun üzerine kaseye bırakıyorum. Su kesinlikle kaseye değmesin. Demlikten altından biraz daha yüksek olsun ve suyunuz mutlaka kaynar olsun. Buharı ile birlikte çikolataları eritiyoruz. Ve çikolatalarımız hazır.
tamamen soğuduktan sonra kullanıyoruz. Eğer ki ılık kullanırsanız hazırlamış olduğunuz pastayı mahvedebilirsiniz. Mutlaka soğumasına özen gösterin. Hatta dolaba kaldırın, birazcık kıvam alsın. Kıvam alırsa çok daha rahat bir şekilde kaplamasını yaparsanız. Önce kenarlarını hafiften bu şekilde gezdiriyorum. Daha sonradan ortasına dökerekten yavaş yavaş yaydırıyorum. Az malzemeyle pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok çok kolay bir pasta. Umarım sizlere fikir olur. Videomda buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birçok pasta tarifi var kanalımda. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim diğerlerine de. Tek bir kekle hazırlamış olduğum pasta da var. Bu şekilde çikolatayla pastamızı hem süslüyoruz hem de daha da lezzetlendiriyoruz. Şık ve güzel bir pasta evde kendiniz yapabilirsiniz. Krem şantiden çok az ayırmıştım. Ayırmış olduğum krem şantiyi sütle çok az bir şekilde açıyorum. Hafif akışkan hale getiriyorum. Daha sonrasında üzerine dekor yapıyorum. Süsleme işlemi tamamen sizlere kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu aşamayı da özellikle sizlere göstermek istedim. Süslemesi de sizlere fikir olsun. Yapımı oldukça basit ve kolay bir pasta. Bu şekilde Ebru'yla desenler çiziyorum üzerine. Ve pastam hazır. Dolaba kaldırıyorum. 1 saat kadar dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra üzerindeki çikolatası tamamen donuyor. Muhteşem bir lezzet oluyor bu pastanın. Hem içi lezzetli hem keki lezzetli, mutlaka ve mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Görünüş olarak da hem şık görüntülü hem de çok lezzetli bir pasta. Yapıp denersiniz, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz yapacak olanlara fikir vermiş olursunuz. İş dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Bıçağı hafif bir şekilde ısıtıyorum. Temiz ve güzel dilimler çıkartabilmek için bıçağı her seferinde temizlemeye özen gösterin. Ve ilk kesmeye başladığınızda ya da ara ara bıçağı ısıtın ki pasta dilimleriniz güzel bir şekilde çıksın. Lezzet olarak muhteşem bir pasta. Görüntü olarak da harika. Dilimlenmiş halini de göreceksiniz zaten. Hazırlardan çok çok daha lezzetli ve güzel bir pasta. Çeşitlendirmek tamamen sizlere kalmış. Yapıp denersiniz, mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hazırlara taş çıkartın. 15 kişilik kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta. Pandispanya yapmanıza gerek yok. Kalıp kullanmanıza hiç gerek yok. Dilimlenmiş haliyle de yakından sizlere göstermek istiyorum. Dokusunu da göstereceğim şimdi. Pamuk gibi bir kek oluyor. Pandispanya'dan çok çok daha yumuşak bir kek oluyor. Dokusu da bu şekilde. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapıp denersiniz, mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.